Merhaba, bugün sizlerle birlikte kargo açılışı yapacağım. Böyle kitap sepetinden 8 kitap aldım 120 dakikaya. Bugün onun açılımını yapacağım. Çok heyecanlıyım ve bu sefer bayağı erken geldi, hızlı geldi. Bu kadar erken gelmesini de beklemiyordum açıkçası. Kutu bu arada bayağı sağlam ve şey, güzel sarılmış. Kitaplar da var görmeyecek bir şekilde. Bakalım dışarıda ne kitaplarda da görünüyor. Böyle bir de ekstra ambalaja sarmışlar kitapları şu şekilde. Kitapların böyle bu şekilde kargodan gelip böyle eline ulaşması insanın o kadar hoşuna gidiyor ki. Böyle oturuyoruz. Bu sefer naylonun içinde öyle küçük ayraçlar var. Bence kitap sepetinin bu ayraçları aşırı sevimli. Ben çok seviyorum. Zaten bayağı birikti. Şöyle ayraçları. Çok sevimliler hayvanlar var üzerinde ve ufak böyle kitap severler için hakkında böyle ufak kelimeler var arkadaşlar üzerinde. Bu yazarı daha önce hiç okumamıştım Philip K. Dick'in. İki kitabını aldım. Bayağı da indirim uygun fiyatlıydı kitaplar. Şey zaten bir tane çok meşhur bir film var neydim. Blade Runner filminin esinlenildiği kitap bu. Ve Blade Runner filmini de bayağı medya bile falan yoksa en kısa sürede onu da izlemeyi düşünüyorum. Ve ilk kitabını okumak daha çok ilgimi çekti. Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi diye bir kitap. Bir de Ölüm Labirenti aldım. Konuları aşırı ilgi çekici. Zaten okuduğumda direkt yorumlarına gireceğim. Ve bayağı sağlam, hiçbir zarar görmüş kısımları yok. Tasarımlarını da beğendim. Bir de bunu aldım. Normalde hiç böyle bir fikrim yoktu ama görünce dayanamadım. Bir de 12.90'dır. Al bir şeyde değildi. Şimdiki içinde böyle yerler de var mı? Şu renkli kısımları. Bunu bilmiyordum. Renkli fotoğrafların asıl şeyleri vardı galiba, fotoğraf şeklinde. Ön tarafta da boyama kısımları var. Ben renklendirmeden önce asıl şeyine bakabiliyoruz bazen galiba. Böyle kocaman boyama kısımları falan var ve dışına tasarım da güzel bence. Altın ve beyaz teması yapmışlar. Bunu da bir arkadaşım önerdi ve bunu kesinlikle okumalısın dedi. Onun için aldım, ucuz hem zaten. Aşırı önerdi ve İtalki'nin bu kapak tasarımı da bence hoş, farklı bir havası var, böyle siyah. Zaten karanlık kitaplık serisi gibi bir şey. Sonra Safir bunu aldım. Bunun önceden kitap sepetiyle böyle ayraçlar veriyorlardı ekstra yanında. O şekilde ayracı gelmişti. Ondan aklımda kalmıştı ve bu sefer alma fırsatım oldu. İçindeki renge bayıldım. Harika bir renk bence bu renk. Konusu da ilgimi çekti açıkçası. Ve başlıkları da hoşmuş. Şöyle başlıkları var. Bilmiyorum bakalım. Sonra ben de bu ara bir kitap yazmışım. Onun hakkında yardımcı olabileceğini düşündüm ve beynin gizli hayatı, beynin merak ettiğim bir konuydu zaten. Bu şekilde. Zaten bilindik bir kitap galiba. Ufak ufak içinde küçük resimler, bilgi şeyleri falan var. Biraz diğerlerine göre boyutu büyük. Şöyle göstereyim. Ama güzel bir yolda. Bir de Victor Hugo'nun. Bunu daha önce duymamıştım. İlk defa bu sefer alışveriş yapacağım da gördüm. Deniz İşçileri. Tabii Hasan Ali Yücel Kasikler dizisinde ilk okuyacağım kitap olacak sanırım. Deniz İşçileri. Merak ediyorum. Victor Hugo'nun şeyini okumuştum. Bir İdam Mahkumu'nun son günü ve çok beğenmiştim. Ondan sonra tek başka bir kitabını okumak istedim. Deniz İşçileri ile güzel başlangıç olabileceğini düşündüm. Son kitabıymış galiba Victor Hugo'nun. Bunu da kitap sepetinin storylerinde gördüm. Ve konusu aşırı ilgimi çekti. Çok ilginç bir konusu var. Zaten 12.90, çok pahalı bir değeri de yok. Ve üzerindeki kız ve şu tabut biraz kalkık böyle. Şey dokununca hissini yaşıyorsun. Biraz şurasında ufak bir hasar var ama onun dışında gayet sağlam. Ve başlıkları da çok hoşmuş. Böyle başlıkları var. Bunu aşırı merak etmiştim. Burası böyle turuncu bir renk. Arkasında. Benim bu seferki alışveriş bunlardı. Bu hafif böyle çok ufak zarar görmüyor ama diğerleri aşırı sağlam. Hani kitapçıda bile bir gitme bu kadar sağlam olamaz. Bunda biraz zarar vardı. Belki endişte durmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama bunları bayağı ucuz aldığımı düşünüyorum. Bu alışverişimde inşallah hepsini okuduktan sonra da beğeneyim. Şöyle koyamadım. Şöyle kitaplar. Bunlar 120 dakikaya tuttu 8 kitap. Ama hepsi ayrı ayrı düşündüğümde bayağı ucuza denk geldi. En ucuzu şu aradık zaten. Ama bence güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum ve aşırı hızlı geldi bu sefer. Hatta onu beklemiyordum, acaba başka kargo mu geldi falan diye düşündüm. Ama kitap kargom gelmiş ve gördüğümde aşırı mutlu oldum. Arkadaşımla birlikte almıştık onu. Onunki daha gelmedi ve aynı anda almıştık. Benimki biraz daha önce geldi onun kitaplarına göre. İnşallah okuduktan sonra beğenirim. Zaten okuduktan sonra da yorumlarını geleceğim. Böyle bir alışveriş yaptım.
Bence güzel bir alışveriş oldu. Elimdeki kitabı bitirir bitirmez bunlara başlamayı düşünüyorum. Zaten elimdeki kitabı şu an pek bilmiyorum. Onu da bitirince direkt yorumunu gireceğim zaten. Bu kadar. Böyle tekrardan göstereyim. Delik delik. Bunu bayağı işte ucuzladım ve önerdi. Hızlı bir şekilde okumaya çalışıyorum. Zaten bayağı ince bir kitap bu. Ölüm Labirenti. Bunlar bilim kurgu kitaplar. Zaten adam yazarı Philip K. Dick bilim kurgunun babası olarak geçiyormuş ve okumaya gerektiğini düşündüm. Öyle güzel bir filmin çıktığı, genelde zaten filmler kitaplardan daha güzel olur. Bu yüzden daha güzel olacağını düşündüğüm için de direkt aldım. Onları hiç eleme bile düşmedim. Bu da zaten sepetime ilk yerleyenlerden birisiydi. Aşırı merak ediyorum bu kitabı. Kafesin yazarıymış galiba. Evet, Kafesin yazarındaymış. Kafesi okumadım ama belki bir gün onu da okurum. Benim için de ilk Hasan Ali Yücel klasiğim. Öyle, Safir. Bunda dokusu çok hoş. Yani böyle farklı bir dokusu var kitabın üzerinde. Diğerlerine göre böyle şey değil yani. Bu da böyle. Bunu inanki aldığım için çok mutluyum. Boyama kitabı belki. Çok Harry Potter'da takımım işte okulumu falan seçtim. İnternet sitesine girip alsam bile seçtim. Ama bayağı önce izlemiştim. Büyük ihtimal tekrar izleyip tekrar yorumunu yapabilirim. Kitaplarını da birincisini okudum. Belki biraz popülerliğinden dolayı okumadım. Biraz birincisi bana bir kitap biraz şey geldi ama en kısa zamanda onları tekrar izleyip ona göre daha net konuşmayı ve o şekilde boyamayı tercih edeceğini düşünüyorum. Ama güzel olacak bence. Zaten özel bir şeyleri de konuştum. Bu şekilde şey de geldi. Daha yaşlar. Ama eskiden kitap sepetinde böyle içinden kahve işte küçük bir başka kitabın tanıtımı falan çıkmıştı. İki birkaç seferdir çıkmıyor. Ama onun dışında zaten kutusu falan da bayağı sağlamdı. Bana sağlam geldi. Çoğu kitabı tertemiz geldi. Ve ben kitaplarımın düzgün olmasını, kenarlarının böyle hiç bozulmamış olmasına çok dikkat ederim. Okurken de çok dikkat ederim. Ve kitaplarımın zarar görmemiş olması beni mutlu etti. Eğer çok büyük zararlar olsaydı üzülebilirdim. Bu kadar şimdilik. Kitap alışverişim böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.